Evet konuşmak isteyen bir tane daha konu vardı. Onu yazmışım ama çok altlarda kalmış. Yoksa aslında daha önce konuşmak istiyordum. Üstüne çok daha fazla olay olmuş. Maalesef arkadaşlar bir tane daha çocuk köpek tarafından parçalanmış. O olayı biliyor musunuz? Hemen bakalım abi. Van'da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Van'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Duruna müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Köpeğin sahibi olduğu belirtilen HK gözaltına alındı. Arkadaşlar oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Sahipli köpek ya gözaltına alınmış. Abi bu, bunu bu adamı cinayetten şey yapacaksın. Bu adamı cinayet suçu vereceksin. Çünkü bu kadar yani birini öldürecek kadar psikopat olan köpekleri sahipleri de genelde psikopat oluyor. Ve o şekilde yetiştiriyorlar abi. Ve o kadar çok gördüm ki adamların şeyi oluyor. Hani feministler şey der küçük erkek egosu. İşte o, o bunlar oluyor abi. Bunlar abi başka şeylerin küçüklüklerini yani başka yerlerin küçüklüklerinin acısını bu tür şeylerden çıkarmaya çalışıyorlar. İşte büyük araba, ondan sonra zenginlik vesaire ve köpek. Agresif ama agresif köpek. Ve bunlar özellikle yetiştiriyor. Abi bu tür insanları durdurmak için köpeklerin bir, birini öldürmesini beklememek lazım. Biz o kadar çok yaşadık ki bunu. Murat Ay yakında çocuk köpeği parçalarsa haber değeri olur demeyiz inşallah demiş. Aynen. Freud analizi. Ben bunu o kadar çok gördüm ki. Bak köpeği agresif, köpeği saldırgan ne kadar insan varsa hepsi tamamı, tanıdıklarımı tamamı dallamaydı. Çünkü ondan zevk alıyorlar. Mesela köpek bir adama saldırıyor. ah falan yapıyor böyle. Sahibi gülüyor. Adama gülüyor. Bir iki ondan sonra bir sarhoşa denk geldi. Sarhoş adamların topladı. Böyle sopalarla mopalarla daldılar. Bir mekanın sahibiydi o. Mekanın altını üstüne getirdiler. Yapmayacaksın abi. Bir de öyle salaklar var ki. Köpek avlıyor, ısırıyor birini falan. Bu köpek ısırıyor diye, ha karnı acıkmıştır deyip yemek veriyor ısıran köpeğe. Cengizhan sahilde pitbull gezdiren duzolar. Onun kesinlikle iki yüzü var tabii arkadaşlar. Yani bazıları aşırı reaksiyon veriyor. Yani köpek böyle kokladığı zaman bile fırlıyor. Ay köçeği köpeğini çek falan diye fırlayan onu da çok gördüm. Ama gerçekten köpeğini mesela bak. Abi köpeğini sen tasmasız gezdiriyorsan mükemmel eğitim vermiş olman lazım. Tıkıdık tıkıdık at gibi koşturuyor abi üstüne insanların. Bazı insanlar korkuyor tabii aşırı. Sonra bak şunu hatırlıyorum. Doberman'ı var. Pardon Doberman da değildi. Nasıl lan ha? Hayır, yok yok Doberman Dobermandı Doberman abi. Biz mesela futbol oynarız. Bu elemanlar gelir. Böyle bizim tanıdık da yani. Tanıdık olduğu hiç şey değil yani. Böyle başka yerden gelen yabancı falan da değil. Tanıdık. Köpeğini getirir. Köpeği salar abi. Köpek topu yakalar. Topu parçalar falan. Bunlar da güler. ...kipleri tahmin edebiliyorsunuzdur. Ya şöyle anlatayım. Bunlar abi kardeşti. Kardeşi bizim arkadaştı. Abi pek tanımazdık. Kardeşi şöyleydi abi. Bayağı lo loser'dı yani. Yani çok böyle nefret ettiğimiz bir arkadaş değil ama... ...bazı insanın full böyle loser özellikleri olur ya... ...öyle birisiydi abi. O yüzden hayvan gibi body'e falan gidiyordu. Hayvan gibi iğne basıyordu. İğne basan herkes loser'dı demiyorum. Farkındayım onun. Ama bir olay anlatıyorum sadece... Yani neyin ne olduğunu farkındayım. Merak etmeyin. Ya veya işte iğne basan veya hayvan gibi body'ye giden herkes huzurlu. Tabii ki demiyorum. Bu işi gerçekten sportif anlamda yapan birçok insan var. Bunlar iğne basarlardı. Bunlar hayvan gibi şişmişlerdi. Sesleri mesleri bir değişti falan. Ondan sonra abi böyle güzel bir iki kıza yazıyorlardı. Kızlar da saftı. Yanına oturuyordu mesela. Onlar bize diyordu ki o arkadaş yanına götüreceğim ben bunu falan. Hiç de götüremedi. <laughs> Ondan sonra günün birini artık bir kızla çıktı. Bir kız o, kızda kız da böyle şey olur ya vücudu güzel ama yüzü güzel olmaz. Butterface dediğimiz. Öyle bir kız da çıktı. Ondan sonra öyle şey yapıyor yapardı böyle. Biz geçerken tam biz tam geçiyorduk hemen böyle kol atardı falan kıza bak. Benim yanımda kız var falan diye. Ondan sonra görmezsek de arkadan böyle seslerini şşt Efe falan diye böyle. Ne haber arkadaşlar falan falan. Ondan sonra bu eleman ortamda olmadığı zaman başka bir yere gittiği zaman o kız başka erkeklere takılırdı. Bizim arkadaş grubumuzda olmayan. Biz bunu görürdük. Gülerdik. Dalga geçer. Ondan sonra eleman geldiği zaman gene böyle. Şimdi ne haber lan benim kız arkadaşım var. Biz böyle gülmemek için zor tutuyoruz kendimizi. Kafanızda canlanıyor değil mi abi? Şimdi böyle insanların evet. Böyle insanlar böyle köpeklere sahip oluyor. Ama bunlar kesinlikle hukuki av olarak cezalandırmalı. Daha önce de demiştim ya. Amerika'da tam tersi. Otobüse bu arada köpekle gelebiliyorsun. Hatta tasmasız köpekle bile gele, girebiliyorsun. Ama hayvan gibi eğitimini vermen lazım. Hayvan gibi. Hayvan gibi eğitimini vermen lazım. Giriyorsun. Adam köpeğiyle giriyor. Köpek pitbull. Köpek pitbull. Anlattım ya. Geliyor yanına oturuyor hiç. Zarar vermiyor sana yani. Hiçbir şey yapmıyor. Tasmasız. Bu şey kafamda resmici canlanın direkt demiş. Şey var ya Ahmet Yılmaz karikatürleri. Direkt oradaki tipler. <laughs> İtlaf hakkında ne düşünüyorsun? Güzel. Bir şey düşünemiyorum. Yani sokakta başı boş sokak köpeği çetelerin özellikle olmamaları lazım kesin olarak. Şimdi biliyorsunuz Meti Ucalar, Enver Ayseverler bunlar gidiyorlar. Bu işte şeyin dükkanın mükkanın bakkalın baktığı köpekler var böyle işte orada şeyi var yatağı var yemi var falan. Onları böyle seviyorlar ondan sonra işte diyor hayvan dostlarına inat olarak küçük dostumuzu sevdim. Ulan geleceksin Enver Aysever. Geleceksin buraya, buraya geleceksin. Bizim oradaki boş arazi var. Birlikte gideceğiz. Sen önden gideceksin ama. Sen benim 5 metre önümden gideceksin. Hadi. Hadi git onları sev. Hadi abi. Challenge accepted. Buraya geleceksin. O boş araziye gideceğiz. 5 metre önümden gideceksin. Oradaki köpekleri seveceksin. Tamam mı? Siz o köpeklerle bir böyle sevgi yumağı oluştururken ben hemen yan taraftan geçeceğim, gideceğim yoluma. Bakalım harbiden sevgi gösterisinde bulunduğumuz zaman onlar da karşılık veriyor. Ben merak ettim şimdi. İşte sevmiş de köpeği. orada bir tane mazlum köpek bulmuş. Sevmiş de köpe... işte hayvan düşmanlarına. İnat. Böyle seviyoruz köpekleri. Siz de böyle sevseydiniz böyle olmazdınız. Şey diyor ya işte sizler rezidanslarınızda ne diyorsun lan sen? Evinin bir fotoğrafını çek de bir. Sen harbiden şimdi apartman dairesinde mi kalıyorsun kanka? Harbiden apartman dairesinde kalıyorsun. Olabilir. Olabilir abi. Adam çok zengindir. Gönl Gönlü şeydir. Alçak gönüllüdür. Harbiden sen şimdi köpeklerin sokak köpeklerinin olduğu böyle ısırgan sokak, sokak, köpeklerin olduğu yerlerden geçiyorsun. Sen onlara böyle sevgi gösterince onlar da böyle mi yapıyorlar? Harbiden mi? Delikanlı gibi. Harbiden. Harbiden o köpekleri saldırtanlar da suç yani. Metin ya da aynısını söylüyorum. Harbiden o köpekleri saldırtanlar da suç. İnsanları da sizler rezidanslarda ne diyorsun oğlum sen? Bu tayfanın zaten demiştim ya projeksiyon yerler, projeksiyon içerler, projeksiyon solurlar. Kendileri ne yapıyorlarsa karşısındakine yüklerler onu. Arkadaşlar rezidanslarda kalıyorsunuz. Suç sizde. Ne kalıyorsunuz rezidanslarda? Hepinizin birer tane triplex villası var biliyorum burada. Siz orada böyle şey gibi Hollywood yıldızlarının vardır ya böyle etrafı çevrili falan çitlerle falan böyle ev. Ee, hepiniz triplex villalarda kalıyorsunuz. Hepiniz şu şey var ya Extreme Mansions, Extreme Houses, Extreme Homes falan diye böyle belgeseller. Oradaki evlerde kalıyorsunuz hepiniz. Ondan sonra o köpekler kötü. Bir sokakta geçseniz bir Sevimli dostlarımızın olduğu arazilerde, boş arazilerde geçseniz bir sevgi gösterisinde bulunsanız hepiniz çok sevecek aslında. İsmini vermek istemeyen Mahmut. Benim bir rezidansım hanginizde çıksın. Herkesin evinin önünde dört arabası var. Benim evimin önünde hiç araba yok. Park yeri yok çünkü. Param olsa da araba alamam park yerim yok. Ulaş fidan bunları bir çift kurt verelim evcileştiremezlerse müebbet verelim demiş. Bir de şöyle bir sıkıntı var değil mi arkadaşlar? Mesela gündüz bakıyorsunuz sevimli dostlarımız hepsi. Beş tanesi böyle üşüyor böyle yan yana yatmışlar falan. Ama gece oldu mu Gece oldu mu daktır Jackal Mr. Hyde? Murat karınları doydu mu Joker olup sokakları yakıyor köpekler demiş. Duyar kasma işte ya. Yani oradan biraz daha şey yapayım. Twitter'dan biraz daha işte duyar kasayım, biraz daha takipçi olayım. Oğlum ne kadar ilginç bir toplumuz? Pardon, insanlık olarak da çok ilginçiz. Toplum olarak da çok ilginçiz, insanlık olarak da çok ilginçiz. Neden biliyor musun? Bak, işte orada haber spikeri duyar kasıyor. Eyvallah. Öteki bir tane daha haber spikeri, haberci duyar kasıyor. Eyval neden? İşte iş bulsun vesaire diye. Orada işte Ezgi Mola işte her kendisine tecavüz iddiası atılan insanı orada işte şey yaparak afişe ederek oradan biraz duyar kasıyor. İşe yarıyor. Gidiyor ondan sonra banka reklamında oynuyor falan. Youtuberlar bilmem neler duyar kasıyorlar. Şirketler vesaireler duyar kasıyor. Daha çok insan onların alışveriş yapsın diye. Tamam. Ulan sen ev hanımısın. Sen fucking bir, ev. sen niye duyar kasıyorsun? Görüyorsun işte var. Kadın duyar kasmış. Sen niye duyar kasıyorsun? Sen duyar kasıp ne yapacaksın? Ne yap, neyini satıyorsun sen? Ya sen duyar kasıp ne yapacaksın? Kesinlikle bak, kesinlikle neden yaptığını o da bilmiyor. Neden yaptığını, ulan senin seyretin, takip ettiğin insan bundan para kazanıyor. Çünkü sen niye yapıyorsun bu işi? Neden yapıyorsun? Duyar kasılacaksa benim kasmam lazım. Bir şeyleri benim kullanmam lazım yani. Duyar kasması gereken adam benim. Aman işte çok takipçim olsun, çok Oğlum o kadar ilginç insanlar görüyorum İşte şey dedi ya. iki ada story atan teyzeler dedi ki Onların o kadar çok var ki. Birisi paylaşmış deli teyze. Yani herhangi bir vasıfı yok. Sen YouTuber olsan ne olacak? Çok ilginç. Ya şey falan da değil, Gezgin değil. Hiçbir şey değil yani. Arkadaşlar bugün sokakta geziyoruz. Wow. Hiç hayatımda sokakta gezen insan görmedim. Ciddi bak abartmıyorum ya. Arkadaşlar bugün sokakta geziyoruz. Bugün giyindik, şey yaptık, yüzümüzü yıkadık. Hiç yüzünü yıkayan insan görmedim. Hiç sokakta gezen insan görmedim. İnsanlar kafayı yemiş abi. Sevimli dostlarımız gece olduğunda C dizisindeki Jason Momoa gibi oluyorlar demiş. Sevimli dostlar kedileri parçalanır konuşmuyorlar ama kediler sevimsiz dost. Gece olmasına gerek yok. Beni öğlen ısırdılar. Söyleyeceğim şimdi de banlamak istemiyorum demiş.